Ben Sabah'ın kızımı okula gönderdim. Kızım çöpte çıktı. Kızımın canısını çıkarsınlar bir gün önce. Başka bir duygum yok. Giden gitti bizden. Gariboğlu ailesi kızım katletmedi. Hepimizi katletti. Öğretik insan diyor ki Süreyya baba, Süreyya amca bu kaçtı, kaçırıldı diyor. Ya bu mezar açılsın, kapansın. Süreyya Karabulut'ta bir daha konuşmasın. Aralarındaki mesajlaşmalara göre Cem Garipoğlu Münevver Karabulut'u evine davet etmişti ve ona şu mesajı göndermişti. Yarın akşam senin için müthiş planlar içindeyim. Tarihin en büyüklerinden. Duyunca ağzın açık kalacak. Önce sana sarılırım, sonra başlarım sıkmaya, boğana kadar. Cem Garipoğlu ile Münevver Karabulut olay tarihinden bir yıl kadar önce arkadaş ortamında tanışmıştı. Münevver Karabulut 17 yaşında lise son sınıf öğrencisiydi ve o dönem üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. Babası Süreyya Karabulut o dönemde Fener Rum Patrikhanesi'nde aşçılık yapıyordu. Münevver'in annesi Nagihan Karabulut ise ev hanımıydı. Cem'in babası Mehmet Nida Garipoğlu, ünlü iş insanı Hayyam Garipoğlu'nun kardeşiydi. Kendisinin de birçok şirketi vardı. Çevresindekilerin anlattıklarına göre Cem birkaç dil konuşan kibar bir gençti. Bir süre Çin'de bile yaşamıştı. Münevver'e olan ilgisi oldukça fazlaydı. Her gece mesajlaşıyorlardı. Hatta kimsenin görmediği günlüğüne "İnşallah bu yıl bizim yılımız olur" yazmıştı. Cem Garipoğlu ile Münevver Karabulut arasında başlayan arkadaşlık daha sonra duygusal bir ilişkiye dönüşmüştü. İkili düzenli olarak sinemaya gidiyor, özel günleri kutluyor, birbirlerine hediyeler alıyorlar ve romantik yazışmalar yapıyorlardı. Ancak iddiaya göre kavgaları da bir o kadar şiddetli oluyordu. Tartışmalarının en önemli nedenlerinden biri de kıskançlıktı. Cem Garipoğlu Münevver Karabulut'un başka erkeklere bakmasını çok kıskanıyordu. Hatta Cem Garipoğlu Münevver Karabulut'a iki kez tokat atmıştı. Tokat atmasının nedeni ise Münevver'in Cem'e kalas, odun gibi kelimeleri kullanarak şaka yapmasıydı. Münevver Karabulut'un yakın arkadaşının söylediğine göre Cem Garipoğlu mini etek giydiği için Münevver Karabulut'a vurmuştu. Münevver'in çevresine göre ise Cem oldukça agresif biriydi. Münevver Karabulut Bulut'un arkadaşı Kame yaşananları şöyle anlatıyor. Sinemaya gitmişlerdi. Münevver mini etek giydiği için Cem bacağına çok şiddetli bir şekilde vurmuş. Münevver şok olmuş ve canının yandığını söylemiş. Hatta Cem'e "Sen ne yapıyorsun? Bana hangi hakla vuruyorsun? Annem babam değilsin" diye tepki göstermiş. O da "Sen benim sevgilimsin. Rahatsız olmam normal. Bu hareketimin hoşuna gitmesi lazım" demiş. O da çok üzerinde durmadı ve bir daha da etek giymedi. Münevver Karabulut'un hiç içki içmediğini, bu nedenle alkol sorunu olan Cem Garipoğlu'nu frenlediğini söyleyen KM şöyle devam etti. Hatta 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Hilton'a gittiklerinde de içki içmedi. Haram olduğunu söylerdi, inançlıydı. Ramazan ayında da oruç tutardı. Hatta geçen Ramazan ayında Cem bir gün oruç tuttu diye çok sevindi. Münevver Sevgililer Günü'nde çok heyecanlıydı. Kuaföre gitti. Kardeşi onu Hilton'a bıraktı. Cem de söz verdiği gibi tam akşam onda Münevver'i eve bıraktı. Bence Cem sonuna dek güven sağlamaya çalıştı. Cem Garipoğlu'nu bir doğum günü partisinde gördüğünü söyleyen Kame, Enver de oradaydı, içki içiyordu. Münevver bir kadeh içebilirsin diye izin verdi. Cem Garipoğlu'nun yanına gidip "Münevver sana çok değer veriyor, onu sakın üzme" dedim. Tabii ki dedi ve güldü. İkisi Sevgililer Günü Katliamı filmine gitmişlerdi. Münevver filmde çok korktum demişti. Cem ise "Ne var bunda korkacak" diye sormuş. Ama Münevver çok korkmuştu. Zaten canı çok tatlıydı diye konuştu. Cem'in birkaç kez yalan söylediğini belirten Kame şöyle devam etti. Her ay arkadaşlıklarını kutluyorlardı. Cem ikinci ayında Rusya'ya gitti. Münevver'e "Abim trafik kazası geçirdi, hemen gitmem lazım" demiş ve Münevver'e sarılarak ağlamış. Cem'i ilk kez böyle gördüm diyen Münevver de kahroldu. Bir gün Cem'in abisinin kız arkadaşıyla karşılaştım. Bu olayı anlattım. O da MSN'den abisine "Taburcu mu oldun, ne çabuk MSN'e girdin" diye sormuş. O da "Hiçbir şeyim yok ki" cevabını vermiş. Cem "Öyle söyledi" deyince de "Cem öyle söylediyse bir bildiği vardır" demiş. Cem'in yalanını ben ortaya çıkardım. Münevver ilk başta inanmadı. "Nasıl böyle büyük bir yalan söyleyebildi?" dedi. Cem hem yalan söyleyip hem de ağlayabildiğine göre büyük bir oyuncu dedim. Cem sonradan "Şu anda bilmediğin şeyler var. İleride sana anlatacağım" demiş. Ne olduysa bir daha Münevver o konuyu hiç açmadı.
Sizlere için de 100'den fazla eğitim bulunduran ve oldukça uygun bir fiyata kendinizi geliştirebileceğiniz bir platformdan bahsetmek isterim. Sorbil. Sorbil'de bulunan yabancı dil, yazılım, kariyer gelişim ve kişisel gelişim gibi 4 ana kategoriden oluşan eğitimlere yalnızca aylık 49.90, yıllık ise 290 TL'ye platformdaki eğitimlerin tamamına katılabilirsiniz. Ve benzer uygulamalara kıyasla çok daha uygun bir fiyata kendinizi her alanda geliştirebilirsiniz. Sorbil'de diğer platformlar gibi sadece İngilizceyi değil, Korece, Almanca, Fransızca ve İspanyolcayı da sıfırdan öğrenebilirsiniz. Geleceğin en büyük sektörlerinden biri olan yazılım sektöründe de kendinizi geliştirebilirsiniz. Yurt dışı için de CV'nizi güçlendirmek isterseniz tamamlanan her eğitim için ek ücret ödemeden uluslararası geçerliliği olan İngiliz Akreditasyon Kurumu CPD tarafından onaylanmış İngilizce bir sertifika sahibi olabiliyorsunuz. Kariyer gelişim eğitimleriyle istediğiniz programları öğrenebilir, kişisel gelişim eğitimleriyle de kendinizi birçok alanda geliştirebilirsiniz. Platformdaki eğitimler uzman eğitmenler tarafından Sorbil için özel olarak hazırlanmış ve Sorbil'in kalite kontrol ekibi tarafından denetlendikten sonra platforma yüklenmiştir. Ayrıca bu videoyu izleyenlere özel Bilmedigin kodunu kullanarak %20 ek indirimle bu eğitimlerden daha da uygun bir fiyata faydalanabilirsiniz. Videonun açıklama kısmındaki linkten kaydolarak bu fırsattan yararlanmayı unutmayın. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edelim. 3 Mart 2009 Olay günü. Baba Mehmet Nida Garipoğlu bir yolculuk yapacakmış gibi elinde bir valizle villadan çıkıp aracına binerek saat 10.20'de evden ayrılıyor. Anne Makbule Tülay Garipoğlu ve küçük kızı da villadan saat 11.04'te ayrılıyor. O gün evde yalnız olan Cem Garipoğlu taksi durağını arayarak bir taksi çağırdı ve testere satın almak için Bahçeşehir'de bulunan bir ticaret merkezindeki Nalbur'a gitti. Nalbur dükkanına normal bir müşteri gibi giden Cem Garipoğlu testere isteyince Nalbur çalışanı küçük boy testereyi göstermiş ve Cem Garipoğlu beğenmeyerek o ufak demiş. Sonra büyük olanı görmüş ve bu olsun, sarın demiş. Testereyi alıp eve koyduktan sonra tekrar taksiye binip Beşiktaş'a Münevver'in öğrenim gördüğü liseye gitti. Sonrasında Münevver'in okuduğu lisenin dışında buluştular. Münevver Karabulut'un annesinin söylediğine göre Münevver Cem Garipoğlu ile bir kafeye gitmeyi planlıyormuş. Ben Cem'le bir kafeye gideceğim, sen de gel. Arkadaşı da benim dershanem var Münevver'cim, ben gelemeyeceğim diyor. Daha sonrasında ise Cem Garipoğlu sana bir sürprizim var diyerek Münevver Karabulut'u eve gelmesi için ikna etmeye çalışmıştı. Bahçeşehir'de bulunan o villaya gitmek istemese de Cem Garipoğlu onu ikna etmişti ve eve doğru yola çıkmışlardı. Cem Garipoğlu Münevver Karabulut'a güvenlik kameralarının görüntülememesi için arka taraftan bahçeye gelmesini söylüyor. Ancak bahçıvan o sırada durumdan şüpheleniyor ve villanın önünde duran Cem Garipoğlu'nun yanına giderek Cem Bey siz misiniz diye soruyor. Cem Garipoğlu ise evet abi benim diyor ve bir süre Cem Garipoğlu'nu gözleyen bahçıvan daha sonra oradan uzaklaşıyor. Bahçe kapısı dışarıdan açılmadığı için evin ön giriş kapısına ulaşmak amacıyla çitlerden atlayarak villaya giriyor. Sonrasında villanın alt katına inerek bahçe kapısını açıyor ve Münevver'i arkadan içeriye alıyor. İkili evdeyken Münevver Karabulut bir noktada kalkıp mutfağa gidiyor ve Cem Garipoğlu'nun verdiği ifadeye göre Münevver'in telefonuna bakarak gelen bir mesajı görüyor. Gelen mesajlarda sevgilim canım gibi kelimelerin olduğunu söylüyor. Yine iddiaya göre Cem Garipoğlu Münevver Karabulut'a bu mesajları kimin gönderdiğini soruyor ve Münevver Karabulut ise onu sevdiğini ve diğer kişiyle hiç görüşmediğini söylüyor. Cem Garipoğlu mutfakta olan meyve bıçağını alarak defalarca kez Münevver Karabulut'un karnına saplıyor. Ardından daha öncesinde planını yaptığı eylemi gerçekleştirmek üzere öğle saatlerinde satın aldığı testereyi kullanarak ve o sırada hala hayattayken baş kısmını vücut kısmından cani bir şekilde ayırarak Münevver Karabulut'u katlediyor. Akşam saat 19.04'te son derece soğukkanlı bir şekilde elinde Münevver Karabulut'un vücudunun bulunduğu gitar çantası ve valizle birlikte korsan taksiye doğru gidiyor. Cem Garipoğlu'nun ayrılmasından sadece 11 dakika sonra ise İngilizce öğretmeni S.E. Cem'in kız kardeşine ders vermek için aracıyla villaya geliyor. Buradaki başka bir detay ise öğretmen saat 21.09'a kadar villada kalıyor. Ancak verdiği ifadesinde villada herhangi bir gariplik ve
evdekiler de telaş görmediğini söylüyor. Sabah kızıyla birlikte evden çıkan anne Tülay Makbule Garipoğlu saat 19.20'de villaya geri dönüyor. Cem Garipoğlu verdiği ifadeye göre taksiyle Edilir'e varınca taksiden iniyor ve taksi şoförü eşyalarını indirmesine yardımcı oluyor. Taksiden indikten sonra 50 metre kadar yürüyor ve çöp konteynerinin yanına gidiyor. Çöp konteyneri ise babaannesi ve dedesinin yaşadığı evin neredeyse hemen önünde bulunuyor. Etrafta kimsenin olmadığına emin olduktan sonra bavulla gitar kutusunu bahsi geçen çöp konteynerine atıyor. Bir kağıt toplayıcı, bir gitar kılıfı, bir de çöp poşeti buldu. O parçalar Münevver Karabulut'a aitti. Ardından hiçbir şey olmamış gibi yakınlarda bulunan bir AVM'ye giderek içeride biraz dolaşıyor. Ve o sırada abisinin arkadaşı olduğunu söylediği biriyle karşılaşıyor. Bırakıyor, ondan sonra da arkadaşlarıyla kahve içmeye alışveriş merkezine gidiyor. Etiler'de çok bilinen bir. Cem Garipoğlu AVM'den ayrılarak Taksim'e gidiyor. Ve Bahçeşehir'e gitmek için otobüse binerek eve geliyor. Saat 21.45'te villaya geri dönüyor. Annesinin ifadelerine göre oturma odasında pijamalarıyla atari oynuyordu. Sonrasında annesi Cem'i kustuğu için azarlıyor ve konuşması için babasını eve çağırıyor. İfadelere göre annesi Nida Garipoğlu'na "Ben bir şeylerden şüpheleniyorum. Oğlunla konuş istersen." diyor. Baba Nida Garipoğlu saat 23.01'de villaya geliyor. İfadelere göre Nida Garipoğlu Cem'e ne olduğunu soruyor. Cem ise babasıyla erkek erkeğe konuşmak istediğini ve onu kafeye bırakmasını istediğini söyleyerek saat 23.46'da, yani babası eve geldikten 45 dakika sonra evden ayrılıyorlar. Cem ile babası kaçtıktan sadece 4 dakika sonra saat 23.50'de polisler siteye giriş yapıyor. Olay yerine giderken gri renkli Megane marka bir araca yol veriyorlar. Yol verdikleri aracın içerisinde sanık ve babası var. Cem Garipoğlu'nun ifadesine göre arabayla Bahçeşehir'de bulunan bir kafeye doğru gidiyorlar. Babasına Münevver isimli bir kız arkadaşını eve getirdiğini ve yaraladığını anlatıyor. Babası ise paniğe kapılarak "Kız arkadaşını ara, durumunu öğren." diyor. Bu sırada kafenin önüne geldiklerini belirten Cem Garipoğlu arabadan inmeden önce babasına "Ben aslında bu kızı öldürdüm." diyor. Mehmet Nida Garipoğlu yeniden eve dönüyor. İddialara göre amacı villada bulunan yüklü miktardaki parayı almak. Ancak 7 dakika sonra saat 23.57'de kapının önüne geldiğinde polisleri görüp geri dönerek ortadan kayboluyor. İddianameye göre bilinenin aksine baba Mehmet Nida Garipoğlu olay saatinden daha önce Cem'in açtığı alt bahçe kapısından kameralara gözükmeden gizlice eve giriyor ve olayın ardından Avcılar'daki iş yerine saat 17.21'de gittiği söyleniyor. Baba Mehmet Nida Garipoğlu'nun şoförü AB'nin ifadesine göre Cem Garipoğlu'nu korumakla suçlanan amca Hayyam Garipoğlu olay gecesi yeğenini villadan Passat marka aracıyla alarak Edirne'ye götürdü. AB'nin ifadesi şöyle: "Aracı Hayyam Garipoğlu kullanıyordu. Beni çağırıp beni görmedin. Soran olursa geldi dolaştı gitti dersin," dedi. Nida Garipoğlu ise Megane marka arabasıyla gitti. Cem Garipoğlu'nu da Hayyam Garipoğlu'nun arabasının arkasına bindirdi. Araçta sadece Hayyam Garipoğlu ve Cem Garipoğlu varken uzaklaştılar. Hayyam Garipoğlu Cem firar ettikten sonra "Nerede olduğunu bilsem kendi ellerimle teslim ederim," demişti. Sonrasında şöyle bir açıklama yaptı: "Şoförün ifadesi yalan. Ben böyle bir olayın içine girmedim. Çalışanlarım beni sevmiyor olabilir ya da rakiplerim tarafından kandırılıp böyle ifadeler vermiş olabilirler." Cem Garipoğlu'nun ifadesine göre ise bir süre sonra bir adam kafeye gelerek ona Cem diye sesleniyor ve işaret yapıyor. O da babasının adamlarından biri olduğunu düşünerek adamın yanına gidiyor ve arabasının arkasına biniyor. Adam üzerine örtecek bir şeyler vererek Cem Garipoğlu'nun üzerine örtmesini istiyor ve yaklaşık 6-7 saat kadar yol gidiyorlar. Ardından bir eve geldiklerini ve bu evde yaklaşık 6 ay boyunca yalnız başına yaşadığını söylüyor. 15 günde bir o kişinin ona yiyecek getirdiğini söylüyor. Evde telefon ve internet olmadığını söyleyen Cem Garipoğlu sadece televizyon seyrettiğini söyledi. "Babam beni bıraktığında cüzdanımda 200 TL para vardı. Saklandığım süre içinde paraya ihtiyacım yoktu. 15 günde bir ihtiyaçlarım geliyordu. Benimle ilgilenen babamın bir adamıydı. O kişi beni getirip nasıl sakladıysa sonra getirip teslim etti. Daha sonra plakası verilen avukatın aracına bindim ve onunla tanıştım." Sağlık kontrolünden geçirdim. Cinayet görüyorsunuz. Peki siz kendisiyle görüştünüz mü? Niçin bu cinayeti işlemiş? Şimdi bu kadar 6-7 aydır yoğun yayınlar yapılıyor. Çocuk işte
bu yayınlarda görülüyor. Böyle bir çocuğa direkt bu sorulmaz yani. Evet. Bu konuya da girilmez. Çünkü arada 10-15 dakika var benim almamla teslim etmem arasında. Evet. Sadece emniyette korkmaması gerektiğini, bunun varsa bir şey yüzleşmesi gerektiğini, bunun devam eden bir süreç olacağını, Çalar çık. Olacağını söyledik. Evet. Yani ne yaptık? Polislere teslim ederken onu hazırlık yaptık. Yaptığımız bu. Yani sizin düşündüğünüz gibi olayla ilgili, şeyle ilgili bir konuşmamız olmadı. İddianameye göre polis villada Cem'in odası ve banyodaki çamaşır sepetinde Baba Garipoğlu'na ait Münevver'in kan izlerinin bulunduğu iki gömlek ve bir içlik buldu. Gömlek ve içlikte elde edilen doku örneklerini inceleyen Adli Tıp Kurumu eşyaların Baba Mehmet Nida Garipoğlu'na ait olduğunu tespit etti. Ayrıca Adli Tıp villada sanıklara ait eşyalar ile Münevver'in üzerinden alınan sürüntü örneklerinde Cem dışında bir erkeğe ait DNA tespit edildi. Ancak daha sonra başka bir skandal ortaya çıktı. 4 ay sonra Adli Tıp bize dedi ki kusura bakmayın bir başka cesede ait olan siper maktulenin iç çamaşırına bulaşmış. Peki Cem Garipoğlu neden teslim edildi? Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in açıkladığına göre o dönemde Baba Nida Garipoğlu cinayete iştirakten tutuklandı. Dönemin Cumhuriyet Savcısı Faruk Erşen Yılmaz tüm baskılara rağmen babayı tahliye etmeyi reddetti. Nida Garipoğlu'nun tahliye olabilmesi için müzakere ile aile Cem Garipoğlu'nu teslim etmek zorunda kaldı. Baba Garipoğlu tutuklandı ve hakkında cinayete iştirak ettiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet isteniyordu. Ancak kendisi kısa bir süre sonra diğer 3 sanıkla birlikte tahliye edildi. Peki sizi kim aradı teslim olması sonrasında? Kendisi mi aradı, ailesi tarafından? Nasıl haberiniz oldu? Yani mutlaka anne baba tarafından aratılmıştır. Yani. Evet. Yani, teslim süreci nasıl oldu? Onu bir anlatabilirsiniz. Aradık bir amirini. Evet. Çocukla beraber şu anda seyir halindeyiz. Neredesiniz dedik. Şuradayız dediler. Götürdük teslim ettik. Bahçeli evler. Evet orada yakındı. Yani direkt buraya da getirebilirdik ama. Evet. Karakola mı dedin? Hayır. Karakola yok. Geldi ekip çok rahat, gayet sakin bir şekilde, suhuletle. Yani biraz önce de söyledim. Tebrik ediyorum yani. Profesyonelce davrandılar. Duygularından arınmışlardı. Çünkü babanın tutuklanma sürecindeki durumu da görmüştüm. Evet. Şimdikini de gördüm. Çok daha profesyonel. Babam için yakalandı. Babam için teslim oldu ifadesi. Evet. Doğru evet. Mu? Ne dedi? Evet. Babam için. Evet. Babama üzülüyorum. Yani neden diye sormadım. Anlıyorum çünkü ne demek istedim ben yani. Evet. Babası tutuklu çünkü. Yani evet. Babası tutuklu. Yani suçlamaları hepimiz biliyoruz. Kendisi söylüyor şu an. Sonu çok vahim. Şimdi çocukla ilgili bir şey söylediğimde şöyle anlaşılmasın. Tamam, zaten şimdiye kadar bu yapıldığı için yanlış yapıldı. Yani orada hayatını kaybetmiş genç bir kız var. Ha burada da bu var anlamında söylemiyor. Yani bir suçlu varsa cezasını çekecek zaten. Cem Garipoğlu verdiği ifadede o gece bir mesaj gördüğüm için yaptım demişti. Ancak Münevver Karabulut'un o gece bir teğmen ile mesajlaştığı iddiası doğru çıkmadı. Dedi ki bir başkasıyla görüşüyordu. Telefon kayıtlarına bakıldı. Onun gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. O aksitarik savunmasının. Olaydan sonra yurt dışına çıkan ve 13 ay sonra geri dönen Tülay Garipoğlu ise suç delillerini temizlediği iddialarına şöyle yanıt verdi. Lekeleri silmedim, zaten silinmişti. Saat 19 sularında eve iki kızım ve öğretmeniyle birlikte girdik. Üçüncü kata çıktık. Kızım ve öğretmeni oturma odasına gitti. Biz küçük kızımla yatak odasına gittik. Burada uzun uzun telefon görüşmeleri yaptım. Aynı anda kan lekesi temizlemem imkansız. Eve girerken Cem'i görmedim. Saat 21'de öğretmeni uğurlarken orta katta gördüm. Lekeleri görünce de babasına söyledim. Garipoğlu yurt dışında neredeydiniz sorusu üzerine de ben olaydan sonra 40 gün bekledim. O yapmamıştır, çıkar gelir diye evi kapamadım. Her yerde bu olaylar konuşuluyordu. O nedenle kızları bile okula gönderemiyordu. Kızları uzaklaştırmak için Rusya'ya gittim. Vizemiz olduğu için de oradan ABD'ye geçtik dedi. Olay yerindeki kanları temizlediği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Cem Garipoğlu'nun annesi Tülay Garipoğlu cezasının 7 ayını cezaevinde, geri kalanı ise Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda odacı olarak tamamladı. Tülay Makbule Garipoğlu 6 ay boyunca haftanın 5 günü 4'er saat adliyedeki bir mahkeme kaleminde getir götür işleri yaptı. Amca Hayyam Garipoğlu, şoförü ve aile şirketinde genel müdürlük yapan diğer şahıs ile birlikte suçluyu kayırmak ve delilleri gizlemek suçundan dolayı her biri 3 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Ancak Hayyam Garipoğlu bir süre ortalıktan kaybolmuştu. Londra'dan geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 26 Kasım
Ekim 2014'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sonrasında daha önce cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi. Yargılandığı sırada 18 yaşını doldurmadığı için 24 yıl hapis cezasına mahkum edilen Cem Garipoğlu, yaklaşık 5 yıl hapiste yattıktan sonra kantinden aldığı bir ip ve bir poşetle kendisini boğdu. Sanık cinayet günü gidiyor Etiler'de, efendim bizim niye burada rakımız satılmıyor, bana hemen rapor yollayın diyor. Henüz 17 yaşında İstanbul Bölge Müdürü yapılmış. Bir çocuk 6 dil biliyor, Çince dahi biliyor. Türkiye'nin önemli okullarında okumuş fakat buna rağmen böylesine hunharca ve vahşice bir cinayeti işleyen bir cani. Dolayısıyla bence biraz önce vurgulamak istediği bir beyaz Türk nasıl bu hale gelirden kasıt bu. Yani bu kadar iyi okullarda okumuş, eğitim seviyesi yüksek olan bir insan dahi böyle canice bir eylem gerçekleştirebiliyor ve henüz 17 yaşında günahsız bir genç kızı katledebiliyor hunharca. Bence bunu vurgulamaya çalışıyor ki benim zaten anlaşılmaz ve hastalıklı bulduğum şey de bu. Birileri onu zorluyor mu? Onu demeye getiriyor acaba? Yani burada başka bir şey mi var? Biraz daha açık konuşsanıza ne olur? Şimdi gerekçelerle ilintili bunu söylemek lazım. Evet. Hanımefendi gerekçelerini sordu. Niçin acaba Bahçeşehir'de bu cinayet işleniyor ve Etiler'e gidip babaannesinin yani önündeki çöp konteynerine bırakılıyor. Şey şimdi ekonomik koşulları iyi olan bu kadar nüfuslu bir aile evi beton döker, denize atar, evi yakar. Ekonomik koşulları son derece önemli, iyi olan bir aileden bahsediyoruz. Ama burada bu sorunun cevabı aslında cinayetin niçin işlendiğine ilişkin cevaptır. Bakın yargılamanın safhası sırasında 4 tane gerekçe üzerinde duruldu. Bunu da ilk defa burada izah etmek, açıklamak istiyorum ama ne yazık ki gerekçeli kararda dahi bu soruların cevapları olmadı. Birinci gerekçe şuydu üzerinde durduğumuz. Rahmetli direnmiş, mukavemet göstermiş. Evet. Tırnaklarında sanık ailesindeki kişilere ait DNA'lar var. Dolayısıyla mukavemet gösterdiği için bir direnç var ve daha önce fiziksel birlikteliği de yok. Evet. Acaba bu cani bu kıza bir şey yapmak istedi ve bundan mı oldu? Ya da bir başkası yapmak istedi de bundan mı oldu? Gerekçelerden bir tanesi bu. Evet. İki, ailenin bir sırrını öğrendi bu yüzden mi? Çünkü 15 gün önceden MSN'de yazışmalar var. İşte sana hayatının en güzel gününü yaşatacağım. Bütün dünya bizi konuşacak. Sevgimle boğacağım seni. Gitar çalmayı öğreniyorum. Boğacağım. Sarılacağım sana gibi böyle garip mesaj içerikleri var. Üçüncüsü de biliyorsunuz. Şey yapmayalım, bir genelleme yapmak çok doğru değil ama Osmanlı İmparatorluğu'nda birçok belli bir dinsel kökenden gelen anlayışın katledilmesinin müsebbibi olan bir mayasız ayini diye bir ayin türünü var. 18 yaşına gelmiş bir genç rüştünü ispat etmek amacıyla, kendini ispat edebilmek amacıyla, ailesine karşı büyüdüğünü hissettirebilmek amacıyla daha önce hiçbir fiziksel birlikteliği olmayan bir genç kızı katlediyor ve ailesine rüştünü ispat ediyor. Biz yargılamanın safahat sırasında bunu da mahkemeye sunduk. Dedik ki bu mayasız aini de olabilir. Böyle bir isim geçmeyeyim, bir dinsel grubun şeyinde olan, yani Yahudilerin çok fazla genelde infaz edilmesinin müsebbibi olan bir olay. Bu da olabilir dedik. Çünkü olayın oluşu ve kurgusuna bakarsanız Bahçeşehir'den alınıyor, Etiler'e kadar götürülüyor. Çok uzun bir mesafe, etrafı kayalık. Ya bilinçaltında babaannesinin evinin önündeki çöp konteyneri var ve sadece oraya gidiyor ya da rüştünü ispat etmeye çalışıyor. Ya okuduğu kitaplar ya efendim bir başka şeyin tezahürü ve etkisiyle. Biz en çok bu üç gerekçe üzerinde durduk. Anladım. Nitekim sonrasındaki Etiler'de Akmerkez'e gidip arkadaşıyla kahve içmesi soğukkanlı bir şekilde. Münevver'in telefonunu en son oradan kaybetmesi. Çünkü telefonu en son orada sinyal alıyor. Öncesinden testereyi alıp getirip aynı arabayla maktule alıp getirmesi. Tasarlama argümanı. Dolayısıyla bütün bunlar bize acaba bu bir ayin midir? Ve bu gerekçeyle mi yapıldı? Şeklinde soru işaretleri uyandırdı. Bunu yargılamanın safahat sırasında mahkemeyle paylaştık. Gerekçelerden biri bu olabilir ama ne yazık ki gerekçeli karar yazılmasına ve karar onanmasına rağmen hala gerekçe tam olarak ortaya çıkmadı. Ama bu dört alternatiften biri olabileceğini biz mahkemenin safahat değerli toplu sanki söyledik. İlk defa burada söylüyorsunuz gibi geldi bana. Mahkemenin safahat sırasında söyledik. Ben özellikle imtina ettim şu aşamaya kadar ama soru çok güzel bir soru. Çok ve isabetli bir soruydu. Soru. O yüzden ona cevap verme zarureti asıl oldu. Ve olaydan bir yıl kadar önce Cem Garipoğlu'nun işte o görüntüleri. I hate the Russian, so that's why I hate myself.
Münevver Karabulut'a senin için müthiş planlarım var demişti. Bu sözler sorulduğunda Cem Garipoğlu bu sözleri şaka olsun diye söylemiştim. Ancak seni boğacağım şeklinde bir şey söylemem söz konusu olamaz, araştırılsın demişti. Olaydan sonra Münevver Karabulut'un ve Zeytinburnu'nda yaşayan başka bir kadının mesajlarını kendi bilgisayarında oluşturduğu Zeytinburnu Sü isimli klasörde biriktirmişti. Böylece bazı yazışmalar ele geçirilmiş oldu. Cem Garipoğlu'na şizoid kişilik bozukluğu teşhisi konmuştu. Ancak davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahip olduğu için fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiğinden dolayı ceza almaktan kaçınamadı. Bir diğer skandal ise Cem Garipoğlu destekçileri adı altında Facebook'ta bir destek grubu kurulmuştu. Kısa zaman önce ise olayın yaşandığı o villa yıkıldı. Çoğunuzun bildiği üzere Garipoğlu ailesi bir koltuk fotoğrafı paylaşarak poz vermişti ve bu kanepeyi yaklaşık 10 yıldır evde tutuyorlardı. Olay o kanepenin üzerinde yaşandığı ve aile yıllar sonra böyle bir fotoğraf paylaştığı için Süreyya Karabulut bu duruma isyan etti. İnternette rahmetli kızımın koltuğunda fotoğraf veriyor. Böyle bir şey de internette o koltuğu yakın atın. Ahlaksız insanlar ya. Kızımın katledildiği evle ilgili görüntü veriyorlar. Bu nasıl caniliktir bu? Süreyya Karabulut'un 3 milyon euro istediği iddia edilmişti. Ancak bu parayı Cem Garipoğlu teslim olduktan sonra alacağını ve MS hastaları için bağışlayacağını söylemişti. Bu para Garanti Bankası'na gelecekti. Ama paradan önce Cem Garipoğlu ayın 25'inde teslim edilecekti. Ondan sonra bu para gelecekti. Şartım oydu. Teslim edilmedikten sonra ben bu parayı kabul etmedim. Onun için benim hesabıma gelecek, oradan MS denene geçecek. Parayı ne için istiyorum ben? Benden alacaksın. O evlat benimdi. Mezarın açılmasına ilişkin ise Süreyya Karabulut şunları söyledi. Oradaki insan diyor ki Süreyya baba, Süreyya amca bu kaçtı, kaçırıldı diyor. Ya bu mezar açılsın, kapansın, Süreyya Karabulut'ta bir daha konuşmasın. Rezanep Özdemir'in söylediğine göre mezarın açılması talebi mahkemeye iletildi. Ancak mahkeme reddetti. Reddedilmesinin nedeni ise Cem Garipoğlu öldükten sonra DNA örneği alınarak Garipoğlu ailesinin DNA'sı ile karşılaştırıldı ve ölen kişinin Cem Garipoğlu olduğu doğrulandı. Sonra bu rapor dava dosyalarına eklendi. Ben Cem Garipoğlu'nun öldüğüne inanıyorum. Çünkü ben fotoğrafları gördüm. Anne baba da gördü. Birlikte gördük. Çok nazlıydı, çok kibardı ve aynı zamanda çok da ürkekti. Evimizin günlüğüydü, neşesiydi, her şeysiydi, her şeysiydi. Kızım hala, çok samimi söylüyorum, benimle birlikte benimle yaşıyor. Benim gönlümde, kalbimde, sağımda, solumda. Güvenemem servetime, malıma. Umudum yok bugün ile yarına. Toprak beni de basacak barına. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya? Kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya? Kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Ne insanlar gelip geçti kalbinden, memnun gelip giden var mı yolundan? Kimi fakir, kimi ayrılmış yerinden. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya? Kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya? Kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya. İyileri öldüren dünya. İyileri öldüren dünya.